Bu hamsi yiyememekten ötürü çok muzdaripim. Yani şu anda tezgahlarımız boş. Sadece İğneada'dan gelen bir hamsi var. Şu anda vatandaşlarımıza onu sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan hamsi avcılığı 7 Şubat'a çekildi. Vatandaş dört gözle taze hamsiyi bekliyor. Bu yıl hamsiyi yemedik. Fiyatlar da çok pahalıydı. İstanbul Boğazı'nın tamamıyla Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslanburnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığı yasak. Zira hamsi uzun süredir avlanabilir asgari boy uzunluğunun altındaydı. Biz balıkçıyız, benim gırgırım var. Şu an boşta yatıyoruz. Yapına yasak nasıl dersen bana göre iyi. Hamsi avı yasağının Marmara ve Karadeniz bölgesinde 7 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından tezgahlar şoklu hamsiye kaldı. Bu sezonun ürünü de var, şoklu hamsiler de piyasada var şu anda, şoklu donmuş hamsiler. Görüntüler Trabzon Balıkçı Çarşısı'ndan. Yasak nedeniyle tezgahlar şoklanmış hamsiye kaldı. Av olmayınca hamsi fiyatı 15-20 lira arasında seyretti. Tezgahta alev var, alev. Hamsi şu anda 7,5 ile 15 arası olacaktı. Eğer geçmiş senelerde bu tedbir alınsaydı, şimdi hamsinin kilosu 7,5-15 arası olacaktı, vatandaş da yiyecekti. Balıkçılar hamsinin büyümesi için yasaktan memnun. İnce hamsi tutulmasından yana değiliz zaten. Biz de istemiyoruz ince hamsi zaten tutulmasın. Benim kendi şahsi fikrimle hamsi sezonu kapattı yani. Vatandaş bol hamsi yiyeceği günü iple çekiyor. Peki bu yıl hiç hamsi yiyebildiniz mi? Yedik ama inceydi. Bu yıl hamsi doyasıya yemedim. Çünkü hamsinin maalesef ana vatan olan Trabzon'da hamsiyi yanlış avlanmak suretiyle hamsinin kökenini kuruttular.